Hocamın diyor, ben İstanbul gibi şehirde Gençlik Kolları Başkanlığından tutun il başkanlığına varıncaya kadar teşkilatlarından geliyorum. Onu bana kimse anlatmasın, yani TRT'ye satmasınlar dedi. Temel Karamollaoğlu ise evet dün öyleydiniz, il başkanlığını yaptınız, belediye başkanlığını yaptınız, MKYK'da görev aldınız ama sonra ne yaptınız ve bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur diyor. Bugün bir olaydan da şunu da söyleyeyim. Sizin döneminizde hocamız ev hapsindeydi dedi. Yani dün ve bugün değerlendirmesi lütfen yapın. Planlayalım. Doğru diyorsunuz. Çünkü bakınız yani Sayın Erdoğan'ın o cümleleri ve bir de Sayın Erdoğan'ın STV'de Hidayet Karaca'nın programında Erbakan hocamızda 2009'da Erbakan Hoca ile ilgili kurduğu cümleler de var. Biliyorsunuz o cümleler de önemli cümlelerdir. Çünkü Erbakan Hoca'yı o belli bir yaşa gelmiş bir yaşlı insan olarak gösterip ama buna rağmen hırsı olan, işte rapor peşinde koşan, tekerlekli sandalyede rapor peşinde koşan ve siyaset hırsı olan bir şahsiyet olarak göstermeye çalışmıştı. Tabii geldiğimiz nokta itibariyle meseleye baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüleri, Sayın Erdoğan da, Bülent Turan da, yazarları da, çizerleri de büyük bir panik yaşıyorlar. Bu panik artık seçimler yaklaştıkça da giderek artacağı benziyor. İşte bu çerçevede ev hapsi ve özgürlük verdik diyor. Mesela Abdülkadir Selvi de buna yazısında dikkat çekmiş. İşte Erbakan Hoca hapisten kurtarmış diye ifade ediyor. Ama hakikatler öyle değildir. Tam tersine Sayın Karamollaoğlu'nun ifade ettiği gibi evet, Erdoğan il başkanlığı yapmış ama hiç kimsenin il başkanlığı olmadığı bir dönemde değil. Aksine Refah Partisi'nin yıldızının parladığı dönemde, Refah Partisi'nin yükselişe geçtiği bir dönemde profesyonel olarak, yani maaşlı olarak, ücretini alarak il başkanlığı İstanbul'da yapmış. Bu belli, bunu altını bilerek çiziyorum. Çünkü aslında Saadet Partisi kadrolarında hiçbir il başkanı maaş almaz, ücret almaz. Ama Sayın Erdoğan Refah Partisi'nde İl başkanlığı yaptığı dönemlerde maaşlı, profesyonel il başkanı olarak, yani kendi geçimini... Neden böyle olmuş bir tek cumhurbaşkanı? Yani o zamanki ekonomik şartlar çerçevesindedir. Yani buradaki İstanbul eski yönetimleri de Sayın Erdoğan'a yakın çevrelerde bu konuyu çok iyi bilirler. Hakikaten Milli Görüş partilerinde il başkanları yapanlar, bazı partilerde bu olabiliyor. Yani maaş da alabiliyor. Evet. Normal şartlarda maaşlı il başkanı olmaz. Ama Sayın Erdoğan il başkanı yaptığı dönemde maaşlı il başkanı olmuştur ve ücretini, karşılığını da almıştır. Bunu o dönemde Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatları'nda görev yapmış olan herkes de bilir. Bu işin burasında değil ama asıl soru Sayın Karamollaoğlu'nun sorduğu soru. Yani bugün ne yaptınız? Yani Erbakan Hoca en zor zamanında 28 Şubat süreci yaşamış ama siz Yenilikçi Hareketi başlatmışsınız. Erbakan Hoca ile birlikte sağlam kalmamışsınız ve işte Ethem Sancak'ın da ifade ettiği şekliyle Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngesinde ve güdümünde partileşme sürecine gittiniz. Milli Görüş Hareketi'ni böldünüz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin rotasında iktidara gelen bir siyasetçi ve iktidar partisi olarak 19 yıldır da Türkiye'yi bu hale getirdiniz. Önemli soru ve cevabı aslında bu. İşte böyle bir iktidarı tabii ki Erbakan Hoca ayakta alkışlamaz ve böyle bir bu yöneticileri de alnından öpmez. Bunu altını bilerek çizmek istiyorum. Bir de ev hapsi meselesi de önemlidir. Ben bunun MGTV Milli Gazete'nin YouTube kanalında da önceki videolarda, önceki günlerde açıkladım. Biliyorsunuz Refah Partisi 16 Ocak 1998 yılında kapatıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidara geldi. Erbakan Hoca'nın siyasi yasağı diyelim ki 98-2004 yıl boyunca AK Parti'nin olmadığı bir dönem. Fakat 2009'da memnu haklar iade edilene kadar, yani 7 yıl boyunca Erbakan Hoca siyasi yasaklı kalmıştır. Hukuken de ev hapsi cezasını maalesef Erbakan Hoca'mız bu iktidar döneminde çekmek zorunda kalmıştır. Hatta Sayın Erdoğan tekerlekli sandalyede rapor peşinde koşan bir lider olarak Erbakan hocamızı gösterme, yani evet, hak mücadelesi, siyaset yapma mücadelesini veriyor. Mahkemelere rapor ibra etmesi gerekiyor. Bunu bile STV'de çıkıp Sayın Erdoğan eleştirmiştir. Yani hukuken Erbakan hocamız AK Parti iktidarı döneminde
ev hapsi cezasını da hukuken çekmiştir. Hı-hı. Evet, sonra bir takım düzenlemelerde söz konusu olmuştur. Ama netice itibariyle bugün Adalet ve Kalkınma Partisi sanki Erbakan Hoca'nın yolunda gidiyormuş. Sanki milli görüşçüymüş. Erbakan'ın ne hedefi varsa, hangi siyaseti varsa biz de onu güdüyoruz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Hı-hı. Kendini anlamlı hale getirmeye çalışıyor. Daha da önemlisi Saadet Partisi'nin bugün Türkiye'deki siyasette bir yeri var, bir anlamı var ve üstlenmiş olduğu, yürütmekte olduğu kendi değerleri çerçevesinde bir yaklaşımı var ve ister istemez de bu anlama belki de zarar vermeye de çalışıyor. Erbakan hatırası üzerinden o imaj zedelenmeye çalışılıyor. Peki, çok teşekkür ederim Mustafa Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin.